akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Ben Rıdvan Erkin, Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınındayız. Politik gündemdeyiz. Bugünlerde politik gündem hemen hemen her gün konuk ağırlıyor ve her pazartesi olduğu gibi saat 16'da yine Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar hocamızla Türkiye ekonomisini, Suriye meselesinde son perde arkasında neler var neler yok onlara bakacağız. Ve tabii ki bunun devamında da özellikle Türkiye'deki Suriye sayısına ve gelecek 10 yıl içerisinde bu sayının hangi rakamlara ulaşacak, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının 12'ye inmesi, bütün bunlar masamızda olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Akgün. Ben de iyi bir hafta diliyorum. İyi haberlerde ederim. Buluşalım diyorum. İnşallah iyi haber olsun da buluşalım. Her zaman buluşuruz evet. İyi haber varsa. Hocam şimdi iyi haber diyoruz da Suriye meselesinde ben son günlerde takılık kalıyorum. İki gün önce Sayın Yaşar Okuyan'la da yine konuk alır almaz hemen Suriye meselesine girmek zorunda kaldım. Bir endişelerim var benim. Belki Rıdvan Akgün olarak hem 25 yıldır siyaset yorumcusu olarak endişelerim var. Endişelerim de şu. Çok çabuk bir gelişme oldu. 8 yıldır Suriye'de 7 devlet geldiler. Orada affedersiniz kendi ürettikleri DAEŞ'le mücadele ederken evet. Başarılı olamadılar. Ve Avrupa'da işin içerisinde, Amerika işin içerisinde Rusya var, İran var. İşte 7 dedik ya artık hepsi giriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri girdi 8 günde devre alem yaptı. Ortalığı böyle Allah bomu gibi attı. Teröristleri böyle tıktı inlerine. Şimdi bir aldatmaca var burada. Bir hile var. Benim sormak istediğim bu değil. Türk Silahlı Kuvvetleri gerekeni yaptı. Aslanlar gibi Mehmetçim coştukça coştu. Kazıkları kuyuya gömdü. Aldatmaca Amerika Birleşik Devletleri, Rusya niye 8 yıldır Motta'da bıraktılar? Bir Motta bıraktılar. Ve bizim Amerika ile anlaşmamızın arkasında, perde arkasında çok farklı bir takım anlaşmalar var mı yok mu? Sadece her şey dağın, buzdağının göründüğü yüzü mü? Yoksa arkada Kaf Dağı'nın arkasında bir hikaye mi var? Evet. Rıdvan Bey tabii bu Suriye meselesi Irak meselesinin devamı. Irak'taki evet. Olaylar 2003 yılında Saddam devrildikten sonra hatta Saddam'ın öncesinde Birleşmiş Milletler'e kadar herkesin kandırıldığını İngiltere'nin o dönemki devlet başkanı olan Tony Blair açıklamıştı. Evet. Dedi Irak'ta nükleer olmadığını sonradan öğrendik ama başta bizi kandırmışlar dedi. Ve kendileri koalisyon güçleri olarak oraya girmelerinin yanlış olduğunu sonradan anlattı. İlgili komisyonlar ilgili komisyonlar kuruldu. Komisyonlara ifade verdi Tony Blair ve buralarda çok ciddi şekilde sorgulandı. Süreçlerde Tony Blair ciddi anlamda bir itibar kaybına da uğradı. Evet. Şimdi arkasından 2011-12 yılından itibaren bu DAEŞ'la birlikte öncelikle orada Şam tabii, Irak, Şam, evet. İslam Devleti. Onlar IŞİD olarak söyledikleri doğru, böyle bir şeydi. Evet, evet. Irak, Şam, İslam Devleti. Sonradan biz bunu ISIS veya DAEŞ olarak ifade ediyoruz. Bu kavramı kullanmıyoruz. Burada Irak, Şam Devleti'ni kurduktan sonra onlar bu devletin arkasından buraya Avrupa'daki radikal unsurları, Rusya'daki radikal unsurları gönderirken Suriye'yi adeta bir öncelikle teröristlerin toplanma merkezi haline getirdiler. Aşırı unsurların, DAEŞ gruplarının toplanma merkezi. Evet. Şimdi bunlar önce orada toplanacak, arkasından da bunları savacak bir ekip gerekiyordu. O ekibi de PYD güçleri üzerinden oluşturdular ve orada kendilerine meşru bir alan ortaya çıkarttılar. Ve bu meşru alanı ortaya çıkartınca o çatışma ortamı gerçekleşti. PYD'liler DAEŞ'i orada önemli ölçüde koalisyon güçlerinin Amerika'nın da desteğiyle etkisiz hale getirdi. Evet. Şu anda onlar DAEŞ grupları belli bir bölgeye sıkışmış vaziyette. Ancak PYD'yi bu bölgede hareket ettirmek kolay değildi. PYD'ye de bir takım sözler verdiler ve bu verdikleri sözlerin içerisinde özellikle bu 900 kilometrelik sınır bölgesinde oluşturulacak bir kuşak terör devleti oluşturulması konusunda onlara verilen bir takım sözler olduğunu. Evet şu anda bunlar çok sesli bir şekilde söylenmiyor ama bu taahhütler olmaksızın oradaki bu güçleri sadece parayla harekete geçiremezsiniz. Onlar parayla bu örgütlerin içerisine katılmazlar. Ve Irak, Kuzey Kürdistan'ından bu güçler Suriye bölgesine doğru hareket etti ve burada bu devlet oluşumunu da hevesiyle bu çatışma ortamına girdiler. Ancak orada merak, heves başkaymış. Yani neymiş? Orada bir petrol bölgesi varmış. Şu anda Resulayn'da değil mi? Resulayn'da evet, evet. İşte şu anda
Türkiye'de Nusaybin'in hemen karşısındaki bölgelerde zaten petrol kuyularının o at başları gibi olan şeylerini oradan görüyorsunuz zaten. Sınırdan görülüyor. Zaman zaman haberlerde de gösteriyorlar. Petrol kuyuyla 50 metre 100 metre ötede petrol kuyuları var. Ya bu tarafta 50 metre ileride petrol kuyusu olur da biz sınırın bu tarafından niye çıkarmıyoruz petrol? Onlar ben bizde de olduğunu düşünüyorum. Sadece o bölgelerin şu anda güvenliklerinin sağlanması esas. Yani, ondan orada terör devleti yaratıyor. Evet. Terör devleti demeyelim. Terör örgütlerini orada sorun yaratıyorlar ki orada yatırım yapılmasın. Tabii, zaten tabii. Bizim iş makinelerimiz veya iş şirketler özellikle saldırıya uğruyor. Anlaşıldı olay. Tabii çok kısa sürede evet. Orada zaten bu süreçler gerçekleşebilir. Ancak her şeyin başı bizim iktisatçıların çok kullandığı kişilerden birisidir Maslow. Evet. Maslow diye bir adam vardır. İnsanın birincil ihtiyacı güvenliktir diye başlar. Evet. Çünkü varlığını tehdit altında olan, varlığını tehdit eden herhangi bir gelmez. Durumda kesinlikle başka bir şeyin önceliği yoktur. Ne yeme içme, ne işte varlığını sürdürme ile ilgili, üreme ile ilgili işlemler, evet, evet. Ne eğitim, ne sağlık, hiçbir şey, ama öncelik her zaman güvenliktedir. Bu güvenli ortamın o bölgede tesis edilmesi gerçekten çok önemli. Bunlar sağlandıktan sonra bizim bölgede de petrol aramaları başlayacaktır. Şimdi Amerika bu Türkiye-Amerika anlaşması, Türkiye-Rusya anlaşmasından sonra işte ortak devriyeler falan yapılmaya başlayınca Trump sürekli ve düzenli olarak petrol bölgelerinin güvenliğinin sağlandığı yönünde bir takım tweetler atmaya başladı. Yani oradaki petrol bölgelerinin güvenliği Trump'a göre bu daha önemliydi. Yani Suriye'nin varlığı, birliği, bütünlüğü, orada yaşayan insanlardan daha önemli olarak oradaki petrol bölgelerinin güvenliğini her zaman ifade etti. Evet. Hatta Obama'ya bu konuda sitem etti. Dedi ki oradan çekilmişler ama güvenliği sağlamadan çekilmişler. O petrol ne olacak? O petrol bölgeleri güvenlik sağlanmadan orası terk edilir mi? Orada dünya kadar bizim masrafımız oldu, onların hiçbirini çıkartamadık diye ticari bir hesaplaşma olarak söyledi. Yani burada tabii Batı insanının ya da Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın o bölgelere bakışı böyle. Yani ticari olarak, yeraltı kaynakları olarak bakıyorlar. Biz evet. Toprağın üstündekilere bakıyoruz. İnsan diyoruz, mülteci diyoruz. Bu insanların varlıkları, canları diyoruz, biz hayatları diyoruz. Evet. Onlar toprağın altındaki olan kısmı ile ilgileniyorlar. O da petrol, o kaynakları nasıl kullanabiliriz? Nasıl kendi lehimize bunları çevirebiliriz? Dünyadaki petrol krizi gibi bir durum olması durumunda buradaki üretimle onları yönetebilir miyiz? Sürekli bu konular gündeme geliyor. Biz de bunları zaten basın yayından izliyoruz. O bölge şu anda bir sükunete erişti. Ancak PKK ve PYD'lilerin bölgeyi terk ederken bırakmış oldukları el yapımı bombalar, işte tuzaklamış oldukları arabalar, evler, yani evlerdeki tuzakladıkları bombalar, pazar yerlerinde insanların toplu olarak yaşadıkları yerlerde tuzakladıkları bombaların şu anda bulunup imha edilmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir hainlik yani. Sivillere yönelik olarak siviller kullanamasın, o bölgeye gelemesin, onlar yerleşemesin diye bir korku oluşturarak bu tür tuzaklanan bombalar o insanların oraya gelmelerine ciddi ölçüde mani olacak ve bu engelleme arkasından tabii ki oradaki nüfus yapısına kendileri müdahale etmenin kolaylığını her zaman yaşayacaklar. Biz şunu görmüştük. Özellikle Musul Kerkük, Barzani Kuvvetleri tarafından İran, Amerika'nın işgaline girdiği dönemde ilk girdikleri iki tane kamu kurumu vardı. Bir tanesi nüfus idaresiydi. Evet, bravo. Nüfus evraklarını yok ettiler. İkincisi tapu idaresiydi. Tapu evraklarını da yok etmeye çalıştılar. Daha sonra Türkiye bu konularda müdahil oldu. Biz bunların dedik tutanakları bizde var. Yani oradaki nüfus kayıtlarını biz tutuyoruz. Siz boş yere onları yok etmeyin. Bizde de var bunların kopyaları dediler. Ya o nasıl bir durumdur onu bilmiyorum ama böyle bir şey olduğundan dolayı onların orada yok edilmesini çok başarılı olamadılar. Şimdi nüfus ciddi bir durum. Çünkü orada bir yerleşik düzen var, bir köy var, şehir var, evler var, arsalar var. Bunlar birilerinin üzerine kayıtlı, orada yaşayan insanlar var. Bunlar insanlar mülteci olmuşlar, kaçmışlar, öldürülmüşler. Evet, evet. İnsanı öldürdünüz, nüfus kaydını sildiniz, tapuyu da yok ettiniz. Alın toprak herkesin. Herkesin artık. Onlar evet, istedikleri evet. Şekilde bunu tanıklarla götürecekler. Tahsiye olarak. Edebilirler. Tabii burada tabii Suriye döneminde Kürtler çok ciddi orada baskı, zulüm görmüş. Çünkü Kürtlerin nüfus kaydı bile verilmemiş Suriye döneminde.
Sonradan bu Suriye iç karışıklığı başladıktan sonra onlara devlet vaat edilmesi hakikaten onlar için çok büyük bir ayrıcalık olarak gelmiş ve bunu kendi lehlerine kullanmak istemişler ve bunu hakikaten bir devlete dönüştürmek onlar için bir hayali bile görülebilmeyecek, düşünemeyecek öyle kadar büyük bir unsur olarak karşımıza çıkmış. Peki hocam, Suriye meselesiyle ilgili orada endişeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle petrol yataklarında gözü olması ve birden işte 9 Ekim'den itibaren Türkiye'nin Suriye'ye girmesi, 8 günde tamamlanan harekat, 120 saat, işte Rusya'yla 150 saat. Tabii. Bunun devamında bir 13 Kasım var. 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörist başı, yani ben kendim söylüyorum ki terör örgütünü örgütlediği için Amerika'yı terörist başı bir devlet olarak görüyorum ben. Ve orada Donald Trump'la bir görüşme yapacaklar. Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la. Peki bir de mektup olayı var. Yani mektup iade edilmez, zaten kayıtlara girdi. Tabii. Mektup meselesi ne olacak? 13 Kasım'da bir araya gelirse eskisi gibi böyle samimi bir şekilde bizim Trump, bizim Erdoğan mı olacak? Yoksa Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çıkışını bekliyor musunuz? Evet. Şimdi Türkiye kamuoyunu bu konuda evet. Erdoğan'ın 13 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya gitmemesi evet. ve gitmesi konusunda kamuoyunda ciddi ciddi bu konuda fikir yürüten, yazan, çizen kişiler var. Size göre gitmeli mi, gitmemeli mi? Bana göre gitmeli. Değil mi? Çünkü bu artık gerilimi sürdür. Yani devlet olmak tamam, kabul ediyorum. Bana göre de gitmeli. Çok terbiyesizce bir kaleme alınmış bir mektup olabilir. Tamam, bunu da kabul ediyorum. Ama bunun çözümü oturduğun yerden gitmiyorum, seninle görüşmüyorum, seni takmıyorum değildir. Bu böyle bir şeyi de ben bizim devlet geleneğine, devlet geleneğinin aklının bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımız 13 Kasım'da ben gideceğini düşünüyorum. Çünkü orada hakikaten ciddi sorunlar var, ciddi sorunlu bölgeler var. Yani evet. Bu son atımlık barutumuz değil bizim. O bölgenin hakikaten hem mültecilerin yerleştirilmesi, hem imar edilmesi, hem insanlara güvenli bir bölgenin orada tesis edilmesi açısından çok önemli. Çünkü ne Rusya ne Amerika hiçbirisi PKK'yı, PYD'yi tek başına bırakmak istemiyor. Çünkü çok kullanışlı bir grup bunlar. Evet, evet, İstedikleri hazır malzeme gibi kullanıyorlar. Yani şimdi tamam 30 kilometre güvenli bölgeyi biz o karayoluna göre oluşturduk. Karayolunun üst tarafında, kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturduk. Ama güneyinden, karayolunun alt tarafından bir havan, bir top, işte keskin nişancı atışları falan olursa, bu bölgeden onlar öbür tarafı taciz etmeye devam ederse, burası güvenli bölge olmayacak ki. Yani biz oraya ne kadar imar edersek, ne kadar düzen verirsek verelim. Evet. Aşağıda bulunan terörist unsurlar yine o bölgeye zarar verecek. Şimdi bütün bunların sağlanmasında Rusya'da, Amerika'da her zaman bizim masaya oturacağımız, muhatap olacağımız gruplar. Yani şu anda Türkiye delikanlılık yapsın, Amerika'ya gitsin söylemini ben çok devletçi bulmuyorum. Evet, peki hocam, hemen başka konuya geçelim. İsterseniz biraz da ekonomiye, böyle reel ekonomiye bakalım. Piyasa ekonomisine bakalım aynı zamanda. Enflasyon rakamlarına bir göz atalım. Evet, evet. Bir de faiz oranları %12 seviyesine çekildi. 14. 14 seviyesine çekildi efendim. 12 şirketlere bir 12 imtiyaz sağlandı ya, aklıma o kalmış. Evet. %14 seviyesine çekildi. İsterseniz enflasyon ve faizlerin geri çekilmesiyle ilgili evet. 1000 bas puan düşmesi diyelim kısa bir süre içerisinde. Kesinlikle. Kesinlikle. Türkiye ekonomisinde gerçekten pembe bir tablo mu var? Bir balon mu var? Ufukta ekonomide? Işık var mı? Ufukta diyoruz. Işık var mı? Yok mu? Yoksa karanlık bir dehlizin ucunda bir mum ışığı vardı. Biz mum ışığını mı görüyoruz? Dehliz karanlık mı? Evet. Şu anda tabii biz göreceli olarak iyiyiz. Göreceli iyilik şu demek. Geçen sene bu zamanlar biz yangından çıkmıştık. Evet. Dolar 7 lira olmuştu. Bu dönemde artık Eylül'deki o 6.25 yükseltildiği için faiz geçen sene. O yükseltilmenin de etkisiyle dolar yavaş yavaş ateşini düşürmeye başlamıştı. Evet. 6-6.5'lar evet, seviyesine evet, gelmişti. Şimdi biz o günlerden bugünlere geldik ve bir senedir dolar yaklaşık 5.70-5.80, zaman zaman 5.45-5.50'ye kadar çekildi. Bu seviyede bir senedir gidiyoruz. Bir senedir Türkiye çok ciddi bir operasyon da yapıyor. Ve bu operasyon çok önemli. Bu arada Türkiye'nin uluslararası camiadan bir takım yaptırım tehditleri de var. Yani Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nda yalnız kalmadı, yapayalnız kaldı.
Evet. Kimse yoktu etrafında. Evet, evet, yani ne altımızdan ne üstümüzden hesabı. Yani dünya tersine döndü sanki. Rusya ile Amerika birlik oldular. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de kınanmasına mani oldular. Yani Rusya ile Amerika'yı bir araya getirecek bir operasyon yapmışız biz. Bu bence çok önemli. İkisinin de bölgede menfaatleri olduğu için birleştiler aslında. Evet, ikisi de menfaat odaklı evet, odağında birleştiler. Şimdi tabii dış politikada dostluk yok, dış politikada yok, çıkar yok. Var. Aynen. Şimdi biz nasıl ki Amerika ile Rusya ile ayrı ayrı görüştük. Eminim ki onlar arka tarafta Rusya ile Amerika kendi aralarında da görüşme zorunlar mı? Onlar da görüşüyorlardır. Belki evet. Bizim bilmediğimiz bir takım pazarlıklar ve bu hesap alışverişleri içerisindedir. Ama bizim çok uzun bir süreden beri dile getirdiğimiz güvenli bölge olayını harekete geçirmemiz, hayata geçirmemiz ben iyi olduğu kanaatindeyim. Bu konuyu başarmamız Türkiye açısından da çok önemli bir dış politika zaferi olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü bu güvenli bölgenin oluşturulması yaklaşık 3 senedir, 4 senedir çok evet. Ciddi şekilde bizim söylediğimiz bir konuydu. Bugüne kadar geldik. Bugünden sonra da inşallah bunu dengeli bir şekilde sürdürebiliriz. Bu birinci kısmı. İkinci kısmında da şu var. Enflasyon geçen seneki dolar ve faiz atağı birlikte yürüdüğü için evet. Bu faizin etkisiyle biz çok yüksek enflasyon, %25'lik bir enflasyonu bu aylarda görmüştük. Ama şu anda bakın bu ay bugün itibariyle açıklanan enflasyon rakamları geçen seneye göre %8,55 olarak açıklandı. Ay bazında baktığımız zaman da rakamlar o kadar çok yüksek değil. Evet. İşte %2 civarında bir artış var. Tabii temel artış noktaları, temel artış kalemlerine baktığımızda işte tütün, alkollü içecekler, bunlar bildiğimiz üzerine vergi konan ciddi kalemler oldu. Bunlar var. Gıdada bir miktar enflasyon oluşmuş. Hocam yani bir de, hocam zam konulmadık şey yok. %50 civarı piyasada zam var. Enflasyon %9 geçen yılki yıl Eylül ayından bugüne baktığımız zaman neredeyse %20'ye yakın, %15'ten fazla bir düşüş olmuş. Enflasyon %9,7'lere gerilemiş. Evet. Yani bu gerçekçi bir şey midir? Bir de bunu soralım. Vatandaşın cebindeki para özellikle yangın var piyasada diyorlar evet. Efendim. Millet evine ekmek götüremediğini, harçlıklarını çocuklarına veremediklerini, kira ödeyemediklerini, stopaj ödeyemediklerini, esnaf perişan, sanayici perişan. Ortada bir yangın yeri var diyorlar. Şimdi burada sanayi diyorum efendim. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarına bakıyoruz. Piyasaya bakıyoruz. Tabii ki TÜİK'in verilerine bakıyoruz. Tabii, tabii. Siz bir bilim adamı olarak gerçekten yorumlarınızı yapıyorsunuz da reel piyasaya baktığımız zaman bu gerçekleri evet. Göremiyoruz hocam. Ya biz mi yanlış görüyoruz acaba? Hocam Bey. Gözlük mü değiştirsek? Ne yapsak? Tabii şimdi ekonomi göreceli diye baştan ben zaten kendi evet, yorumu yaptım. Evet, evet, göreceli şimdi geçen seneki kur atağında o zamanki sanayici ve iş adamı dostlarımız bize dolarla ilgili sordukları zaman çünkü piyasadaki söylem şöyleydi. Dolar evet. Bir ay içinde 8 lira, evet. Yıl sonunda 10 lira, Şubat ayında 14 lira. Yani 2019 Şubat'ında 14 liraya kadar doları çıkarmışlardı. Evet. Şimdi bu tabii çok ciddi bir sorun. Çünkü ithalatçı da ihracatçı da hepsi satın almış olduğu ya da ithal etmiş olduğu, ihraç etmiş olduğu mallarla ilgili fiyatlama yapıyor. Bu fiyatlamayı hangi dolar kuru üzerinden yapacak? Maliyetlendirmeyi nasıl yapacak? Ve bu maliyetlendirme fiyata yansıyan değer acaba kendisini kurtaracak mı? Kurtaracak mı? Sonra kar edecek mi? İşini sürdürebilecek mi? Artık insanlar evet. Böyle zamanlarda kar etmenin değil de işini sürdürebilmenin, ayakta kalmanın, mücadeleyi kazanmanın ve bu badireyi atlattıktan sonra, fırtına sonrasında da güçlü bir şekilde yoluna devam etmenin yoluna bakıyorlar. Dolar 4,5 lira civarındaydı. Şu Mart ayların olsa gerek, Mart-Nisan aylarında. Evet. 4,5 lira civarındayken dostlarımız bize sorduklarında ben dedim siz ne yapıyorsunuz dedim. Hocam her ihtimale karşı 6 liradan fiyatlıyoruz dedi. Şimdi her ihtimale karşı 6 liradan fiyatlamak 4,5 liralık bir dolar kuru için %30 fiyatları yükseltmek demektir. Doğru. Şimdi bu 6 liradan fiyatladılar. Dolar 6 liraya çıktığında da 8 liradan fiyatladılar. Ve bu 8 lira evet bir miktar piyasa şartlarında kabul edilmemiş olabilir, vade uzatmış olabilirler, başka ekstradan anlaşmalar yapmış olabilirler ama bu belirsizlik
Dolar kurundaki belirsizlik ekonomi için yangın yeridir. Aynı çocuğun birdenbire ateşlenmesi gibidir. Birdenbire çocuk ateşlendiği zaman havale geçirdi deriz ya. Evet. Havale geçirince beyin hücreleri ölür, çocuk sakat hale gelir. İşte aynı o da ekonomi için bir sakatlık oluşturacak bir durumdur. Bu doların, faizin, enflasyonun birdenbire yükselmesi ekonomide bu tür etkiler oluşturacaktır. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu süreçten sonra bir sene sonrasındaki Ekim ayına geldiğimizde biz elbette daha durgun bir ekonomiden söz ediyoruz. Daha dingin bir ekonomiden, daha yönetilebilir, sorunlarını çözmeye çalışan bir ekonomiden söz ediyoruz. Yani bunun içerisinde evet hükümetin açıklamış olduğu teşvik paketleri olmuş olabilir, etkili olabilir. Uzunca bir süredir devam eden doların sabit kurdaki, evet. Yılbaşında dolar 5.20'lere kadar düştü. İşte 2019 Ocak ayında. Bu yılbaşında bir öngörünüz var mı? Yani ben hala da 6.10'u geçmeyeceğini düşünüyorum. 5.90-6.10 aralığında ben bu yılbaşının kapatılacağını düşünüyorum. Ancak yani bu dolar da öyle bir şey ki piyasada dolar fazlası olduğu zaman, talep düşük olduğunda dolar kuru düşüyor. Evet. Talep düşük olduğunda dolar da düşüyor. Piyasada dolar bolluğu varsa bu kurdaki sıkıntıları yaşamıyoruz. Bunun da sebebi işte biliyorsunuz birkaç gündür turizm verileri de açıklanıyor. Türkiye'ye 9 41 ayda... 41 milyonu geçtik mi hocam? Evet. 41 milyon turist gelmiş 9 ayda. Bundan önceki rekor neydi? Bundan önceki rekor yıllık bu kadardı. Yıllık bu kadardı. Yıllık bu kadardı. Ama biz 9 ayda... Biz 9 ayda geçtik. Şimdi yıl sonunda biz 50 milyonu konuşuyor olabiliriz. Yani ciddi artık bir rakam bu. %25 ama Rıdvan Bey şöyle bir şey. Galiba Mayıs ayıydı yine 4-5 ay önce. Ben bu seneki rakamın 50 milyonun altında olmayacağını o zaman da politik ifade söylediniz bunu. Burada söyledik. Evet, evet. Bunu söylerken de şuydu. Yani o ara turizmcilerin üretmiş olduğu veriler, almış olduğu siparişler, bir sene öncenin olumsuz gösterge tablosu oluşturdu. Evet, onlardan biraz giderek söylemiştik. 50 milyon evet söylüyordum ama böyle şeydim yine tereddütteydim. Ya boş ver şimdi 35-40 milyon çıkar. Bu defa rezil olmayalım falan. Ya öyle bir şey yani rezil olmak değil de gönül işte 50 değil 150 olsun Türkiye. Aslında yüksek gelen, istiyorsunuz. Yüksek evet, olsun. Evet. Ama hani olabilir mi gerçekçi olsun diye düşünüyordum. Fakat 50 milyon rakamının gerçekleşmesi hakikaten çok enteresan geldi bana. Mesela... Türkiye sağlık turizminde o rakamlar netleşecek yıl sonunda. Onları yine bu programda konuşuruz. Sağlık turizminde Türkiye geçen senelere göre rahat 5 kat falan atılım yaptı. 5 kat. Çünkü sağlık turizmi dediğimiz şey saç ektirmekten tutun. Her şey var. Diş yaptırmaya, şey yüz var. Gerdirmeye, işte yağ aldırmaya liposuction'dan, işte küçük basit iç operasyonlar yani belki çok kompleks ameliyatları yapmayabiliriz ama. Yani insan vücuduyla ilgili, insan sağlığıyla ilgili her şeyi müdahale eder hale geldik. Evet. Özellikle insanlar yani çevremizdeki dostlarımızdan da görüyoruz. Aç kalsın ama görünüşü düzgün olsun istiyor. İşte İmaj o kaz ayakları, şey artık. Kaz ayaklarının aldırılması, işte botoksları. Bunların sürekli ve düzenli olarak artık yaptırma gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Türkiye bu alanda hakikaten bölgede çok ciddi sağlık kuruluşlarına sahip oldu. Bu bir. İkincisi vermiş olduğu hizmetin kalitesi de güvenilir olmaya başladı ve nitelikli evet. olunca bunlardan biz ciddi anlamda gelir elde ediyoruz. Bir de tabii Suriyelilerle birlikte Türkiye'nin ciddi anlamda bir Arap turist akınına uğradı Türkiye. Yani İstanbul'a giden... İranlılar da dahil. İranlılar ve evet. Araplar evet. evet. İstanbul'a giden arkadaşlarımız bu konuda çok fikir sahibi olacaktır. İzmir'de de öyle yani. İzmir'de de ben bu kadar tabela değişikliği varsa demek ki talep var diye düşünüyorum. Hani bir zaman Rus turistler geldi. Bir zaman İngilizce, Fransızca, Almanca apoteke yazıyorduk mesela. İfade bırakıyorduk yabancı dilde. Ama şu anda Arapça eğer ifadeler arttıysa tabelalarda bunun anlamı talep olduğuna dair bir ifadenin oluşmasıdır. Bu birincisi. Arap turistler hakikaten diğer turistlerden bunu turizmci arkadaşlarımızın ifadesiyle söyleyelim. Tabii bizdeki veriler... Para bırakıyor mu Araplar peki? Bizdeki veriler kağıt üzerinde olduğu için onların bizzat tecrübeleriyle söyleyeyim. 4 kata kadar... Arap turistler bir yabancı normal Avrupalı turistten daha fazla para harcıyor. Ve 4 kat harcama diyorlar ki taksi
yeme içme, eğlence, onlara çok daha cazip geliyor Türkiye'nin şartları. Mesela bir yabancı turistin yürüyerek gittiği yere onlar çok rahat taksiyle gitmeyi tercih ediyorlar. Evet. Bu da onların tabii harcamasını, harcama eğilimini Türkiye'de bıraktıkları dövizi artırıyor. Şimdi buradaki 41 milyon turistin de bir 30 milyona yakın, 30 milyar dolara yakın bir kaynak bıraktığını söylemek mümkün. Yani yıllar itibariyle bizim turistlerden beklediğimiz rakam 32 milyarı geçmiyordu. Ama şimdi bakın 50 milyon turist 40 milyar dolar para bırakmaları demek Türkiye'nin aynı zamanda çok ciddi bir kaynağı. Peki hocam bu 100 milyona da çıkabilir. Gelir. Yatak sayısı artabilir. 100 milyona 2023 hedefimiz 75 milyon zaten. 75 milyon. 75 yani bu 3 yılda bu hedef tutar mı? Var mı yatak? Yatağı nasıl oluşturacağız? Yatak şu anda Türkiye'nin o potansiyeli var. Yeni turizm yatırımları da devam ediyor. Antalya dışında tabii ki turizm bölgeleri cazip hale geliyor. Cazip hale geliyor. Antalya bölgesi dışında da yeni bölgeler oluşmaya başladı. Bir de kruvaziyer turizmi diye yeni bir şey var. İstanbul'da onunla aslında ilgili... Aslında eski olup da yeni gelişen. Yeni gelişen. Evet. Çünkü kruvaziyer turizminde birkaç tane böyle hassas nokta var. Bir o geminin yanaşacak olduğu liman. İkincisi o limandaki ilk hizmet alanlarının oluşması. Ve o turistin şehrin içerisinde belli lokasyonlara götürülmesi, rahat bir şekilde alışveriş yapacağı, dolaşacağı, oturup kalkabileceği, gezebileceği, görebileceği noktaların, cazibe merkezlerinin oluşturulması gerekiyordu. İstanbul'a çok önemli bir kruvaziyer turizmi ile ilgili liman şu anda yapılıyor. O sonuçlandıktan sonra önümüzdeki yıl o devreye girecek 2020. Ben 75 milyon hedefinin 2023 yılında gerçekleşir mi? Politik gündemde burada Rıdvan Bey daha fazlasıyla İnşallah. Karşılaşacağımızı İnşallah. Düşünüyorum. Temennim 80 milyon olsun. Niye olmasın? Olsun. 75 milyon da iyi bir rakam. 75 milyon çok iyi bir rakam. Yani nereden bakarsak bakalım bu kruvaziyer turizmi ile birlikte bizim turizm gelirleri de çok artacak Rıdvan Bey. Çünkü kruvaziyerle gelen turistler daha fazla harcamak. Daha az kalıyorlar, daha fazla para harcıyorlar evet, hocam. Evet. Evet. Ya peki hocam, şimdi tamam kruvaziyerden gelen turistler, sağlık turizmi, normal turizm hareketleri evet. işte 41 milyon, 50 milyon, 75 milyon hedefleri koyuyoruz. Evet. Ama Türkiye aynı zamanda ithalatta bağımlı halde. Mesela 5 bin lira maaşla Türkiye'de çoban bulunamıyor. Ve bu konuda ilgili mercilere Afganistan'dan 150 bin çobanın Türkiye'ye ithal edilmesi kararı çıkıyor. Talep ediyorlar. 5 bin liraya Türkiye'de çalışacak 7-8 milyon hani böyle gerçekte işsizlik var diyoruz da 5 bin lira maaşla çoban bulunamıyor. O bir. İki, toprak mahsulleri ofisine sınırsız ithalat izni veriliyor bir de ayrıca. Evet, evet. Bunlar bence endişenin baş göstergeleri değil mi yani ekonomide evet. tehlike çanları değil mi hocam? Yani bir çoban yetiştiremiyor muyuz? Bak çok önemli çoban. Hayvanları teslim edeceksin. Çoban her hayvanla ayrı bir iletişim kuracak. Çünkü salıyor çayıra, Mevlam kayıra. Yani hayvanlarla bir iletişim olması lazım. Hayvanlar bir tutması lazım. Çobanlar 150 bin çoban ne demek? Bunu bugün okudum haberlerde verdim sabah. Tabii moralim bozuldu. Şimdi gençlerimiz bomboş böyle geziyorlar, dolaşıyorlar. Kimse çoban olmak istemiyor. Herkes masa başı bir iş istiyor. Evet, evet. Yani bu açıdan da sizin farklı bir yorum geleceğine inanıyorum. Bir de Toprak Mahsulleri Ofisi de özellikle ağzına kadar tahılda dolu olan ofisimize sınırsız ithalat yetkisi verildi. Evet. Rıdvan Bey, belki şöyle söylemek çok daha mantıklı olacak. Almanya'da özellikle yaşlananların sahip olduğu şirketleri satış oranlarında ciddi artış var. Evet. Ben bunu daha önceki Belçika, Hollanda seyahatlerimizde de şahit olmuştum. Oradaki şirketler işte hocam Türkiye'de iş yapmayan, yapmak istemeyen, işte yurt dışına açılmak isteyen varsa gelsin bizi bulsun. Burada onlara şirket alalım. Hakikaten güzel şirketler var. Çünkü şirketleri kurmuş birinci nesil. Çocuklarına devretmiş. Oğulları da bizim babalarımız yaşında şu anda. Onlar da yaşlanmış ama onların çocukları olan bizim gençlerimiz düşünün. 25-35 farklı işler olan. Yapıyorlar. Onlar diyorlar ki şirketin bu yoğunluğuna girmek istemiyoruz. Biz çalışalım. Hafta sonu tatilimiz olsun. Yılda 30 gün bir ay iznimiz olsun. Biz bu şekilde bir hayatı daha çok tercih ediyoruz diyorlar. Çalışarak hayatlarını kazanmayı öne almış vaziyetteler. Ondan dolayı mesela
Söylenen rakam mesela 7000 şirketten söz etti bu arkadaşımız. Yani evet. Burada ellerinde portföy olduğundan. Şimdi bu 7000 17000 olur. Bu problem değil ama 7000 şirket satılabilir nitelikteki şirket ortalama 1 milyon euro diyelim mesela. Bu çok ciddi bir rakam. Yani böyle bir şirketi siz satın alabiliyorsanız ya da Avrupa'da bunlar satılmaya başlanmışsa Avrupa'daki insan davranışlarında da bir değişim başlamış demektir. Bunu Türkiye'ye adapte ediyorum. Türkiye'de çalışanlar arasında da benzeri şey var. Mesela hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız var. Çeşitli teşvikler, krediler aldılar. Çoban bulamadıklarını onlar da söylediler. Ben dedim ne veriyorsunuz? İşte bahsettiğiniz gibi bir çobana ev veriyorum. Evet. Karısı çoluk çocuğuyla geliyor. Evet. Çünkü tek başına yaşamıyor. Tabii ki öyle. Orada çoban hayvanların başında kalacak bir. İkincisi her sene doğan koyunlardan kendisine veriyorum. Çobanın da mütevazi bir sürüsü oluşuyor. Bizim de oluşuyor. Yani evet. Çoban kendininkileri ayırıyor. Bizimkilere de bakıyor. Para veriyoruz. Yeme içmesini karşılıyoruz. Bayramlarda ikramiyesini veriyoruz. Ama Rıdvan Bey hayat şartları hakikaten kolay değil. Yani bu hayvancılık dediğimiz konu da keşke ona hevesle, merakla yapabilen insanlarımız olsun. Bizim insanımız garip bir şekilde asgari ücretle belediyede temizlik işçisi olmaya razı. Evet. Asgari ücretle. Doğru, bravo. Böyle buna razı. Kolay kısmına kaçıyor. Bu kolay kısmı. Diyor ki asgari ücretim var. Çoluk çocuğuma, karıma, eşime, dostuma. Sırtım belediyeye yasladım. Evet, sağlık hizmetlerini en büyük sorun o. Sağlık hizmetini oradan, güvenceyi oradan sağladım. İşte 1000 lira 1500 lira da şey olsun. Arada sırada vay devletin haline vay. Şimdi tabii böyle bir de emeklilikte evet, yaşa evet, takılanlar evet, var. Evet, düşünün evet, yani evet, şu 1 milyona yakın rakamdan söz ediliyor. Yani Türkiye'de biz üretmek zorundayız. Üretmediğimiz takdirde hakikaten biz ensesini vur ağzından lokmasını al noktasındayız yani şu anda. Bu olmaması için Türkiye'de ciddi üretim gerekiyor. Biz Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den. Hatta bu Suriyeli mültecilerden hayvancılıkla ilgili yararlanılan kişiler olduğunu düşünüyorum. Bunları götürüp de o hayvanların, sürülerin başına koyanlar var. Evet. Hocam yani çoban konusunda gerçekten endişe. Fransa'dan Hüseyin örnek diyor ki çobanlık herkese verilmez ve iyi bir meslek diyor. Tabii. Ve kesinlikle. Hiç çoban kalmamış mı Türkiye'de diyor. Yapmıyorlar ben, Hüseyin Bey. Keşke yapsınlar yani, evet, da. Evet, evet. Ben onlara hemen sürülerini ayarlayayım. Evet, bravo. Yani ya, hocam şimdi espri yapacağım, yanlış anlaşılacak şimdi. Hocam burada çiftlik bankta zaten 120 bin sığır var diyor efendim Yaşar Okuyan. Diyor ki Yaşar Okuyan kulağı çınlasın. Evet. Efendim ona sordum bu çoban konusunda. Diyor ki burada diyor mal çok diyor. Çiftlik parkta sırf 120 bin sığır diyor. Çoban bekliyor. Şimdi evet. Efendim tabii ki kişiler parayı kaptırmış sığır demeyelim de onu Yaşar Okuyan söylüyor. Cemre Akbulut iyi akşamlar Rıdvan Bey diyor. Teşekkür ederiz. Bildiğim kadarıyla yurt dışında Cemre Hanım da. Hüseyin Örnek de Fransa'da. İyi akşamlar, iyi yayınlar Kanal İzmir TV diyor. Teşekkür ederim. Değerli eşim Fatma Akgün iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Konya'dan sevgili dayıcı Mustafa Yorul. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Konya'dan selamlar diyor. Bizden de saygılar, sevgiler. Evet. Hüseyin Örnek hiç çoban kalmamış Türkiye'de diyor. Kanal İzmir'de aynen öyle ilginç gelişme diyerekten oraya bir cevap vermiş. Hüseyin Örnek'te çobanlık herkese verilmez ve iyi bir meslek diyor efendim. Evet bu şekilde almış olabiliriz. Bu konuya ilişkin son bir şey eklemek isterim Rıdvan Bey. Lütfen buyurun. Türkiye'de ekilebilir alanların yaklaşık %20'si şu anda ekimden uzaklaşmış vaziyette. %20'sini ekmiyoruz. Yani tarımsal üretim alanı vasfını kaybetmiş alanlardan söz etmiyorum. Onlar galiba bir %10-15 civarında öyle bir kaybımız oluştu. Ama şu anda mevcut alanların %20'si ekilmiyor. Kendimizin bağı bahçesi tarlası var. Ya icra veriyoruz ya orada bir tanesi eksin diksin diye bakıyoruz. Böyle yani bu şekilde normal tarımsal alanları bile şu anda değerlendirme noktasında biz zayıf kalmaya başladık. Bizim halkımızı bu ataletten kurtaracak, üretecek, çalıştıracak ve o verimli mesleklere yeniden güzel günlerimize döndürecek yeni çalışmalar bekliyoruz. Aksi halde saman ithal etmezdik. Evet, aynen öyle. Kısa bir reklam arası verelim isterseniz efendim. Kısa bir reklam arası ve daha sonra da devam etsin programımız.
çünkü süremiz 37 evet. dakika olmuş. Ne kadar su gibi gidiyor değil mi hocam? Çok daha güzel. Yeni başlamıştık. 40 dakikaya gelmişiz. Ben bu %14 faiz oranının Türkiye ekonomisine ışık tutacak mı? Bir de şirketlere 2 yıl hiç ödeme yapmadan 5 yıl kredi verilmesi ve istihdamla ilgili de 10 kişi en az çalıştıran şirketlere 10 kişiden sonra istihdam edecekleri için de bir sübvansiye destekler gündeme geliyor. Bunun Türkiye ekonomisine olumlu bir etki edecek mi? Bunun devamında işte sanayicinin, KOBİ'lerin ve küçük esnafı canlandıracak konumda bir yapılandırma bekliyor musunuz? Sicil affı olmalı mı? Çünkü birçok kişi hükümetin ekonomik politikalarından dolayı işler olmadığından dolayı ödemeler yapamamış, bankaya karşı yükümlülükleri yerine getirememiş, sicilde bozulma olmuş, kredi alacak hesap vaziyeti veremiyor, karlılık yok, hiçbir şey yok. Ve tekrar bir yeni bir düzenleme, yeni bir reforma ihtiyaç var. Evet. Rıdvan Bey, öncelikle tabii %14 ile başlayalım. %14 faiz hala Türkiye için yüksek. Bu bir. Bravo. Bu %14 faiz olduğu takdirde biz tek haneli enflasyon rakamlarını konuşamayız. Çünkü ister istemez o faizin maliyetlere girmesi, sermaye maliyeti işlemesi sonucunda bizim enflasyonumuz da 12-13'e yapışıp kalacaktır. 12-13'e yapışması demek faizin biraz daha ötelenmesi, yani 15-16'ya doğru taşınması demek. Anlamına evet. gelir. Bu da yani ekonomimizin kaldırabileceği bir şey değil. Bu yüzden faizlerin bir an evvel tek haneli rakamların sonu, yani 9,99 mu olur, 10,0 mu olur, o psikolojik sınıra doğru yaklaşması gerekir. Bunun da ben ekonomideki göstergeler bu şekliyle gittiği takdirde biz %3 ay sonra %12'yi konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada geçen tabii Barış Pınarı Harekatı'ndan önce biz bu program yapmıştık. Evet. O programımızda 200 baz puan olarak düşebileceğini o gün söylemiştik ama 200'e evet. 250 baz puan düştü. Şimdi beklentilerimiz 1-200 daha Türkiye kaldırabilir gibi geliyor ama burada tabii kalıcı bir şekilde enflasyonun da düşmesi gerekiyor. Evet. Yani enflasyon rakamı yıl sonu itibariyle %12 olarak hedeflendiği bir ülkede faiz %14'ten 12'ye zor düşer. Bu enflasyon beklentisinin de kırılması lazım. Hani biraz önce nasıl dedik? 4,5-5 lirayken kur, kişiler 6 TL üzerinden işlem yapıyorlarsa biz onu aşağı doğru çekmemiz zor olur. Çünkü insanlar o güvene erişmeleri lazım. Güvensizlik kuru nasıl yükseltiyorsa faiz beklentisinin yüksek olması da enflasyonu düşürmeyecektir. Bu bir. İkincisi, hükümetin vermiş olduğu teşvikler gayet yerinde. 2020 için planlamış oldukları istihdam miktarı 1.050.000 kişi. 1.050.000 kişiye iş sağlamayı 2020 için düşünüyorlar. Ancak Türkiye'de şu anda 4 milyon işsiz var Rıdvan Bey. Üniversitelerde evet. okuyan öğrencileri biz öğrenci oldukları için işsiz statüsünde saymıyoruz. Öğrenciler Temmuz ayında bitirdikleri zaman ekstradan 1,5-2 milyon öğrenci daha iş evet. aramaya başladıklarında 4 milyon rakamı 5,5 milyon olacak. Evet. Biz 1 milyonla bunların iş bulmuş olacağız. Yani o yüzden Türkiye'nin bir an evvel yeni üretim modeli, yeni çalışma modeli sistemini oluşturması ve geçmesi gerekiyor. Bu sayede Türkiye'nin bu işsizlik sarmalından çıkabileceğini, üreten ekonomiye dönüşebileceğini düşünüyoruz. Aksi halde bu faizler ve enflasyon süreci devam ettiği sürece Türkiye %14-12-12-14 faiz, %10-12 enflasyonla biz çok yıllar gideriz. Bu da ekonomi için iyi değil. Evet hocam, şöyle baktığımız zaman ekonomi için önümüzdeki süreç içerisinde gerçekten yeni değişmeler, gelişmeler, Maliye Bakanı'nın açıklamaları, hükümetin bakış açısı, politika, işte yapılandırma gibi, ama şöyle anladığım kadarıyla sizin konuşmanızda ekonomide bir yıl önceki o yangın yeri yok. Artık evet. kontrol edilebilir bir süreç var. Doğru. Bunu da hükümet başarmış gibi gözükmekle beraber benim de endişem vatandaşın özellikle cebinde para yok. Yapılan işte emekliye, çalışana yapılan zamlar çok komik zamlar. Türkiye'deki açıklanan resmi enflasyon rakamlarının üzerinde bir enflasyon olduğunu mahallede top oynayan küçük çocuk bile biliyor. Biliyor. Çünkü çocuk top almaya giderken 5 liraya aldığı topu 10 liraya alıyor. Plastik top. Doğru.
Ondan sonra %100 fiyat değişmiş. Şeker alırken gidiyor bir şekere eskiden 50 kuruş verirken şimdi 1,5 lira veriyor. Tabii. 1 liraya aldığına 2 lira veriyor. Bunu çocuk bile biliyor. Onun için çocuk bile kandırılamayacağını biliyoruz. Piyasaya bir güven gelmesi lazım. Kısacası bir realite gerekiyor. Tabii. Bunu da hükümet en iyi şekilde sağlamak için bir çaba sarf ediyor. Onu görüyoruz. Görüyoruz. Ama %100 başarılım ben şahsım adına söyleyeceğim. Sizi bağlamaz. Tam başarılı konumda değil. Ekonomi politikalarında yine küçük değişiklikler olması lazım. Başta esnafı, küçük esnafı, KOBİ'leri, sanayici, eşit fırsatlar, fırsat eşitliğiyle bir barıştırması lazım. Halkın bir barışması lazım. Sanayici destekleniyor ama can çekişen küçük esnafımıza bir can suyu verilmesi lazım. Evet, evet. Bankalarla barıştırılması lazım. Sicil affı gerekiyor. Tekrar vergilerin ve SGK primlerinin yapılandırılması gerekiyor. Yüksek faiz var. Bugün işte %14'e düştü faizler ifadesi kullandık değil mi? Ama vergi dairesine borçlu olan vatandaş Ahmet Bey veya Avni Bey vergi dairesinde aylık %2 faizle cezalandırılıyor. Zaten ödeyemiyor adam. %2'de faiz tahakkuku yapılıyor bugün. Onun için bir kontrol edilebilecek noktada olması gerekir diye düşünüyorum. Bu da benim fikrim. Hocam çok teşekkür ediyorum. 40 dakika bir zaman. Varsa son cümleler isterseniz alalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben olur. De. Önümüzdeki hafta pazartesi günü inşallah saat 16'da yine sizinle beraber bir haftada o kadar çok değişiklik oluyor ki Türkiye'de. Bu arada bir hafta sonra 7 gün sonra 2 gün kalacak. Diyeceğiz ki yarın değil bir gün Trump'la Erdoğan bir arada diyeceğiz. Onu da tartışacağız. Çünkü ona göre gelişmelerde karşımıza çıkacak efendim. Çok teşekkürler. Evet. Efendim politik gündemin sonuna geldik. Profesör Doktor ekonomi profesörü ve ekonomi konusunda her zaman öngörüleri gerçekten yıllardır program yapıyoruz. Değer verdiğim hocamız Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'la her pazartesi 16'da olduğu gibi politik gündemle birlikteydik. Bir başka programda yeniden birlikte olacağız. Saat 17.30'da da akşam ana haber bülteninde karşınızda olacağım. Hoşçakalın.